çeteyi de ben getirdim. Hadi baba. Evet baba. Oh be, sonunda benim bir evim oldu ve baba tarafını davet ettim. İnanamıyorum ya. Öyle çocukluğumda hep beraber yemek yediğimiz günleri çok özledim anacığım ya. Oy halam benim. Bu halasının kuzusu. Yemin ediyorum Mustafa, gururum bu kız benim ya. Baksana büyümüş, koskocaman olmuş. Üstüne üstlük bile baba tarafını evine davet ediyor. Ablacığım böyle 23 yıl bağla lokmayla besle büyüt, böyle kendi evini kursun, kendi işinde çalışmaya başlasın, hayatını kursun, bizi ağırlasın. Değil mi ya, düşün. Ya bir de çocuklar işe güce başlayınca inanılmaz bir para artıyor biliyor musun? Ben şimdi o artan parayla yazlık alacağım ya. En büyük hayalimi gerçekleştiriyorum. Aşk olsun baba ya, ben de harcıyorum ki. İşte senden artan parayla yazlık alıyorum, düşün yani. Mustafa tamam, istersen abartmayalım. Bak çocuğum mis gibi sofra hazırlamış. Hadi oturalım hep birlikte yemek yiyelim. Aaa bir dakika, abim gelecek. Geldi bile. Ay almasın gülüm. Canım abim. Kaç yıldır görüşemiyoruz be abi. Ya canım yeğenim çağır da gelmez. Dur kapatma ya, yengen de gelecek. Yengen de mi geliyor? Abi. Ya abi ne bileyim ya, biz böyle afacan arası harfiyle toplanalım demiştim. Ya ben Ayşe'nin aslını bile çağırmadım ya. Evet ya. Yengen sizi bırakır mı ya? Çok severiz. Ya Nazmi amcanın düğününde hepinizden nefret ediyorum diye bağırdı bize. Canım öyle demek istemedi şimdi. O şey demek istedi. Şey. Ne? Hani şeyini boş ver canım, onun sizin bilmediğiniz çok şey var, o size göstermedi. Sana gösteriyor yani. Yo, bana da gösteriyor. Onun kendinin bile bilmediği bir tanımı var canım, boş ver. Ne gibi? Ya ne gibisini boş ver ya. Bak, o sizi çok seviyor. Hı-hı. Dedi ki gelirken dedi çocuklar dedi pastaneden dedi, bir şeyler alayım dedi, aç kalmasınlar dedi. Dedim ona tamam, şimdi. Tabii. Herkese merhaba canım benim. Hoş geldin. Hoş geldin yenge. Ay ben seni ne kadar özlemişim. İyi ki demişsin yenge, sen de gel. Ay bir dakika ya. Siz bana demediniz ki ben Fikri'nin mesajlarını okudum da öyle gel. Ya istemiyorsunuz vallahi. Neyse tamam yok yok, öyle şey olur mu yenge? Gel. Ya vallahi Ayşe'cim gerçekten sizin arca konuşacaklarınız bir şeyler vardır. Ne bileyim, ailecek birilerinin arkasından atıp tutmayı seviyorsunuz. Şimdi belki benim de arkamdan konuşmak istersiniz. Gideyim bari, ben rahat rahat arkamdan konuş. Vallahi ben sizi rahatsız etmeyeyim. Emişer niye arkana atıp tutalım ya? Aynen. Of abartma tamam, bak çocuğum ne kadar güzel sofra hazırlamış. Hadi gel bari sen de otur, yemek yiyelim. Hadi tamam gelin. Gel Emişer gel. Sen dinleyin çıkın. Ay şöyle oturayım. Hep arkaya otur. Aa yenge, sen bize pasta mı aldın? Niye zahmet ettin ki? Yok bir tanem, ben kendime poğaça aldım. O kadar açım ki vallahi. Sen şimdi güzel yemek yapmışsın da ben aşırı yağlı yemekleri yemiyorum ki. Yeme. Yemiyorum vallahi gerçekten. Ya bazen ben size o kadar özeniyorum. Ya bazen ben size o kadar kıskanıyorum ki. Ya ben de diyorum keşke sizin gibi ne yediğime bakmasam. Sizin gibi mideme löp götürsem. Yağlı mı giriyor mideme? Çöp mü giriyor bakmasam keşke. Ama bunlar bana dokunuyor, yemiyorum. Aşk olsun yenge ya. Ben yağlı mı yapıyorum yemekleri? Asla bir tanem. Asla güzelim benim, asla. Şimdi biz hep sana diyoruz ya, sen halana çekmişsin. Doğru ya, doğru çekmişsin. Ben senin yemek yapman da halana çekmiştir diye. Ben o yüzden öyle söyledim yengeciğim. Emişen, yemeklerimin nesi varmış? Senin yemeklerin 10 numara, senin yemeklerin mükemmel. Ben hep dışarıdan duyuyorum, senin yemeklerin harika. Elin 7 kat yabancı senin yemeklerini övüyor ama bir akrabanın önüne 2 lokma koymadığın için. Ben de öyle söyledim yani, ben şimdi kimden ne duyduysam onu söylüyorum. Ama şimdi Emişen hani Gülşen çalışıyor ya, hani o çalıştığı için biz de çok gidemiyoruz. Hani ondan öyle şey olmuş olabilir. Ya tamam canım, şimdi meşgul yani, anladın mı? Bu kadının da bir sürü işi var. Gülşen niye üzülüyorsun ya? Bu kadın da dünyayı geziyor. Kim onun kadar dünyayı gezdi? Vallahi seninle gurur duyuyorum gerçekten. Teşekkür ediyorum ama biliyorsun ki benim işim bu. Seyahat yazarıyım. Gerçekten çok güzel.
Hatta Mesten de arkasın sevgili ablacığım. Sağ ol canım. Ben de hep seni örnek aldım halacığım ya. Ne güzel bütün dünyayı geziyorsun görüyorsun. Vallahi bravo. Vallahi bravo. Sana helal olsun. Hasta anam var demedin. Yatalak anam var demedin. Nasılsa bakan var dedin gittin. Ailenin sapı Fikri Bakar dedin. Sana helal olsun. Ne gurur duyuyorsun. Ya gerçekten sizin bu birbirinize olan kitlemeleriniz. Ben dileklermeniz diyecektim kitleme. Ne diye ben çıktım? Ne misin? Vallahi hepinizden ayrı ayrı gurur duyuyorum. Evim de çok güzel ya, değil mi amca? Tabii canım, çok güzel. Kimlere nasıl ödüyorsun ya, ödeyebiliyor musun sen? Yani aidatları birazcık yüksek, o bir şekilde çalışıp ödeyeceğim artık. Kızım lütfen. Tabi bize destek oluyoruz ama. Ya ben şu an sıkışım, şey yaptım için şey yaptım. Ya Mustafa abicim lütfen. Biz bir aileyiz, birbirine destek olmak zorundayız. Ben seninle de ayrıca gurur duyuyorum. Sağ ol, sağ ol. Niye biliyor musun Mustafa abi? Sen demiyorsun ki kızım eve çıkmış bir aylık kirasını ben ödeyeyim demiyorsun. 56 yaşında baba saçı sakalı boyatıyorsun. Sen de kahtalı mıç olmaya çalışıyorsun. Sana bir şey kahtalı mıç. Sus Fikri sus. Bir şey diyorum burada. Sen de sakın babandan bir şey isteme kızım. Bu Saf amcam burada oturuyor da biz sana yardım ederiz. Vallahi. Vallahi. Söyle sana 500 lira göndersin gerçekten. Ben de bilmiyorum. Zaten böyle saçma sapan şeyleri harcamaya bayılır. Gidersin kendine bir tane havlu alırsın. Teşekkür ederim yengeciğim. Ben öyle bir şey istemiyorum. Sağ ol. Ya Ayşeciğim lütfen. Sen ödeyebilir miyim ödeyemez miyim diye gelmişsin. 3+1 eve çıkmışsın. Bizim de çocuğumuz okudu ama biz kimseden bir kuruş yardım görmedik. Ama ben yaparım. Çünkü biz bu ailenin enayisiyiz. Estağfurullah canım, estağfurullah. Biz enayisi miyiz bu ailenin Fikri? Yani hani ya olur öyle şeyler canım, sen çok tatlısın ya, boş ver sen ya. Yeter ama bak, böyle dolaylı anlatım yoluyla laf sokmak da bir yere kadar. Artık yemiyor. 10 yıldır bir araya geliyoruz, hep bir kavga, hep bir çirkinlik. Yeter be, bu ne? Allah Allah ya! Allah Allah ya! Kusura bakma yani Gülşen'cim de, siz benim paralarımla ev sahibi oldunuz. Ben bir kelime ettim mi? Ha şimdi ettin ya. Ya siz nankörsünüz ya. Siz vallahi nankörsünüz. Sizden adam olmaz. Siz İstanbul'a geldiğinizde oturacak koltuğunuz yoktu. 2000 lira gönderdim sizi ishal olmaktan kurtardım. Bunlar ne çabuk unutuluyor ya? Gönderdim mi işe yaradı be kadın? Evim yapılıyor diye 3 ay bizde kaldım ya. 3 ay. Kaldım da açlıktan ölüyordum kadın. İnanamıyorum ben, böyle bir yalan görmedim. Bu kadın bizde kaldığı zaman et yemekten gut oldu gut. Keşke ölseydim de sen keşke de peşimden gelseydin. Keşke sen de ölseydin biliyor musun? Ya ben bu aile için saçımı süpürge ediyorum. Canımı veriyorum. Şu kötü Gülşen kadın kadar değerim yok. Ya tamam yenge ya. Bırakır mısın şu dramı? Şurada 40 yılda bir toplandık. İçine etme lütfen. Ya. Özür dilerim bir tane. Ay vallahi çok özür dilerim bir tane. Evin eksikliğini görelim diye yaptığın yalandan toplantıyı böldüm. Affet beni. Ama ya... Ya yorma kız aklı. Yok bir tanem. Sen şimdi liste yapmıştın. Ver elimizi. Vallahi ver elimizi. Sen ne istiyorsan bu. Mal amcan sana alsın. Bu. Saf amcan para basıyor. Saf amcan para basıyor. Sen bu amcandan iste kızım. Ya Ayşe plazma yok gibi ya evde. Al bak bu mal gördü evin eksikliğini. Senin eksikliğini biz görelim. Baban gitsin yazlık alsın bir tane. Ya yenge lütfen ama ya. Şu yaşta ne bileyim bir yazlık sahibi olacağız. Niyetlenmişiz. Bir manevi bağ kurmuşuz. Yaptığın iş değil ya. Vallahi bozuluyorum ya. Küsme küsme. Vallahi küsüyorum ya. Ya Mustafa abiciğim Allah aşkına bak. Darılırım. Lütfen. Sen ev al biz gelip seni temizleyelim vallahi. Sen ev al ben gelip senin evini temizleyeyim. Gerçekten sen hiç utanma gerçekten. Ya siz bu aileyi rezil rüsva etmişsiniz. Kahretmesin Allah ya. Sen benim ailemle nasıl böyle konuşursun be? Çabuk bu insanlardan özür dileyeceksin. Yoksa öldürürüm kendimi. Beni tanırım beden. Annek. Yazılamam ben. Kendimi atamam. Kardeşim saçma ama. Neydi? Bayıldım. Seç biliyor musun? Yeber Fikri. Seç ben mi bu ailemle? Siz benim kendime nasıl konuşuyorsunuz be?
hepsini. Siz bizim ailemizi kıskanıyorsunuz. Ben bir daha da bu anneyle görüşmeyeceğim aşkım. Sana helal olsun. Uçak ile çakımı 10 metre kala kurtardım. Vallahi kurtardım. Ya ne oluyor ya? Neden bu ailemiz bir araya gelemedi? Neden böyle oldu? Sana bir sır vereyim küçük kız. Eğer bir aile bir yengeye düşmezse o aile dağılmaya mahkumdur. Yürü Fikri. Yürü.